Merhaba. Bilmek istiyorsak bilmeye çalışmalıyız. Sevgi istiyorsak sevgiyi, barış istiyorsak barışı, kendimizi tanımak istiyorsak kendimizi bulmalıyız. Her şeyden önce insan koşan bir varlık, yürüyen bir varlık. Koşmak ve yürümek, şarkı söylemek ve konuşmak arasındaki fark nedir? Neden kimileri koşarken kimileri yürür ve kimileri bekler? İhtiyacı olan ihtiyacının peşinde koşarken, ihtiyaçlarını gidermiş olan sükunete erer, sessizliğe erer, sakinliğe erer. Evet, gözlerimizi açtık, insanlıkla buluştuk, insan olduğumuzun farkına vardık. İçinde yetiştiğimiz ailemiz, çevremiz, coğrafyamız bize kendi kodlarını 3-4 yaşına kadar yüklemiş oldu. Hepimizin doğasında, kokusunda, varlığında, içinde doğmuş olduğumuz coğrafyanın, kültürün kodları yer almakta. Dili öğrendiğimiz gibi dille birlikte kültürü de edinmiş olduk. Örfleri de, adetleri de ve hepimiz bir akıştayız. Öyle bir akıştayız ki kimileri bu akıştan erken ayrılabiliyor, kimileri çok geç ayrılabiliyor. Dünyaya gelenler nereden geldi? Dünyadan gidenler nereye gidiyor? Herkes bizi kendi yoluna çağırırken bizim gitmemiz gereken yol neresi? İçimizde, iç dünyamızda ne kadar çok bir derinlik var? Ama biz o derinliğe bakmak noktasında ne kadar az çaba gösteriyoruz. İçimize, özümüze, varlığımıza dönebilmek, kendi içimizdeki zenginliği keşfe çıkabilmek çok önemli. Fakat hep çeldiriciler var. Dış dünyadaki çeldiriciler var. Dış dünyadaki ilgiler var. İnsan eğer dış dünyanın etkilerinden bir nebze olsun kendi içine yönelebilirse, kendi iç dünyasındaki hazineleri keşfe çıkabilirse, çok aydınlanmalar yaşayabilecektir. İnsan kimdir sorusu hepimizi çok meşgul ediyor. Bu evrendeki iyilik ve kötülük sorusu da bizi çok meşgul ediyor. Kimileri farklı bir kısmet içerisindeyken, kimileri zor bir hayatı deneyimliyor. Öyle değil mi? Kimileri bir yangında, kimisi bir depremde ölürken, kimisi yatağında ölüyor. Bu dünyada gerçekten geliş koşullarımız gibi yaşayış koşullarımız ve dünyadan ayrılış koşullarımız da acaba aynı mı? Hayır, çok farklılıklar var. Herkes bize hakikati elde ettiği iddiasıyla bize yaklaşıyor. Hepimizin doğasında anlama, değere, mutluluğa, varlığa, bilgiye bir açlık var. Temel ihtiyaçlarımız bu. Sanmayalım ki sadece yemek, içmek bizim temel ihtiyaçlarımızdır. Bilmek, anlamak, hayatın anlamını ve değerini keşfe çıkmak da olmazsa olmaz ihtiyaçlarımızdan biridir. İşte insanın da en çok vurulduğu yer burasıdır. Dinler, bilimler, felsefeler, herkes kendi bakış açısıyla bizi yakalamaya çalışır. Çünkü hepimizdeki ortak nokta nedir? Maneviyat açlığı ve hepimizin doğasında olan kimlik arayışımızdır. Evet, hepimiz bir şekilde neyin derdindeyiz? Kendi içimizdeki ağlayan sesimizi, kendi içimizdeki özümüzdeki sesi keşfetmeye çalışmak, bu dünyadaki varoluşumuzun sırrını, gerçekten böyle bir sır var mı? Neden bunca hafızamız var, bunca hatıralarımız var, öğrendiğimiz bilgiler, yabancı diller, okuduğumuz kitaplar, ölen birini gördüğümüz zaman o ölen kişi bir an için bakıyoruz ki nereye götürmüş olabilir ki? Her sistem, her düşünce bize bir şekilde ölüm sonrası hayat hakkında
fısıltılar, ilhamlar, korkular üretebilmekte. Fakat en temel çabamız şu olmalı ki, kim ne derse desin, kim bize neyi empoze etmek isterse istesin, bizim sadece bize bağlı bir cevabımız var. Kimim ben, nereden geldim, nereye gidiyorum soruları çok çetin sorular. Her açıdan bu soruyu cevaplamaya çalıştığım zaman sadece bir spekülasyondan ibaret olacak. Ama bize bağlı bir soru ve bize bağlı bir cevap var. Nasıl yaşamalıyım ve ne yapmalıyım sorusu bizim elimizde. Evet, insanları görüyoruz ve bu dünya hayatında bize düşen, hangi kültürde, hangi coğrafyada dünyaya gelmişsek gelelim, bize öğretilen bütün bilgileri bir şekilde küçümsemeden ama asla da büyümsemeden onları bir eleştiri süzgecinden geçirmek. Anne babalarımız, ailemiz bize ilk değerlerin yüklendiği yerlerdir. Okula gittiğimiz zaman okul farklı bir değer. Çevre, toplum, şehir gitgide bize farklı kültürlerle tanıştırır. Evet, az düşündüğümüz zaman hayat hakikaten bizim için hem konfor açısından hem de konforsuzluk açısından kendisini farklı açımlar. Az düşünen insanlar tutucu olur ve ömür boyunca kendisini ve içinde bulunmuş olduğu konumu değiştirmez. Çünkü düşünce ve düşünceye bağlı güç kazandığımız zaman kaybedeceğimiz bir konfor vardır. Çünkü içinde bulunduğumuz toplum ve toplumla çatışabilme ve bize yüklenen, topluma yüklenen ön kabullerle ters düşebilme riskiyle karşılaşırız. Ya bunlarla karşılaşabilme riskini edineceğiz ya da gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, üç maymun oynayıp hiçbir sorunu, hiçbir problemi görmeksizin hayatımızı bir robot gibi de sürmeye devam ederiz. Halbuki düşünmek insana sorumluluk yükler. Bu dünyadaki sorunlarla hep karşılaşıyoruz. Açlık, yoksulluk, şiddet, ötekileştirme. Hangi düşünceden, hangi fikirden olursa olsun. O halde bana bağlı, size bağlı olan bir şey var. Evet, temel soruları cevaplamak çok zor. Ve bu temel sorular kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gitmekte olduğumuzu cevaplamak çok zor. Ya bir anlamda sömürü kapısı. X dini, Y dini, Z dini, X, Y, Z ideolojileri, felsefeleri, sistemleri bizleri bir şekilde doyurmaya çalışıyorlar. Maneviyat ihtiyacımızı bir noktadan sonra sömürmeye ve kendi ideolojilerini ve kendi dar ve kuşatıcı olmayan görüşlerini bize empoze etmeye çalışıyorlar. Halbuki biz çevremizdeki bütün çeldiricilerden uzak, kendi doğamızda, kendi vicdanımızda, kendi vücudumuzda, kendi bulunuşumuzda olan sağduyuyla hakikat arayışına çıkabiliriz, gerçeklik arayışına çıkabiliriz. Yeter ki denizde dalga dalga düşüncelerle mücadele eder gibi düşüncelerin dalgalarıyla da mücadele etmeyi öğrenmek. İnanın her aşamada bir aşama kaydettiğimizi görürüz. Sabırla yol alabilmek gerekiyor. Kendimizi tanıma yolculuğu. Kendimizi tanıdıktan sonra bizi sömürecek, bizi başkalaştıracak, bizi ötekileştirecek hiçbir kimseye karşı en ufak bir zaafımız olmaz. O halde kendimizi ne kadar çok dinleme imkanına sahip olursak, kendi içimize, kendi özümüze dinme fırsatına sahip olursak, hayatı, anlamı, varlığı ve değeri ve sırlarını belki keşfedemeyiz ama haddimizi ve sınırlarımızı biliriz. Nasıl yaşamamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini biliriz. Hukuku, siyaseti, ekonomiyi takip ediyoruz. Her gün yeni gelişmeler, her gün farklı yorumlar, dünyanın her yerinde farklı gelişimler, farklı metotlar ortaya çıkıyor.
Brezilya'daki bir insanın gündemiyle Çin'deki bir insanın, bir Eskimo'nun gündemi farklı olsa da hepimiz bu dünya denilen gezegende beslenmek, büyümek, üremek, hareket etmek, algılamak, bilmek ve anlamak yolculuğundayız. Ama bu süreçler içerisinde hepimizin aradığı, hepimizin bulmaya çalıştığı şey birazcık daha onurlu bir şekilde kendi ayaklarımız üzerinde durabilmeyi öğrenmek. Güzel sözleri, güzel isimleri duvarlara yazdık, kağıtlara yazdık, çocuklarımıza verdik ama yüreklerimize yazamadık. Hepimizin içinde iyiye, güzele, doğruya, barışa, adalete, insan haklarına, kendi yaşam alanımızı genişletirken başka yaşam alanlarını daraltmamaya dair doğamızda bir özellik var. Ama bakıyoruz ki toplum ve bir araya geldiğimiz zaman bireysel olarak hepimiz çok iyiyiz de ama tribünden maç izlerken o sürü ve kitle psikolojisi içerisinde bambaşka bir insana dönüşebiliyoruz. Evet, insan tek başına çok iyiyken kalabalıklar ve topluluklar içerisinde farklı bir hüviyete, farklı bir kişiliğe bürünebilmektedir. Bugün dünya tarihinde olacakları keşfedebilmek için müneccim olmaya, astrolog olmaya hiç gerek yok, değil mi? Her yılın sonunda görürsünüz gazetelerde, medyada yıldız bilimcilerin çıktıklarını. İşte bu yıl dünyanın şu tarafında deprem olacak, felaket olacak, şu olacak, bu olacak. Aslında bunları bilmek için müneccim olmaya, falcı olmaya, astrolog olmaya gerek yok. Dünya bir oluş ve bozuluşlar alemi. Evet, dünya bir yandan sıcak, bir yandan soğuk, bir dönüşüm. Dünyada gündüz de olacak, gece de olacak, kışta olacak, yazda olacak. Tıpkı yeni bir araba alıp trafiğe çıktığımız zaman galerideki temizliğiyle, sadeliğiyle durma şansı var mı arabanın? Çamurlu bir sokaktan geçecek, kar yağacak, yağmur yağacak, çivi batacak. İşte biz de bu dünya hayatındaki yolculuğumuzda her türlü ihtimali yaşamak için bulunuyoruz. Ama her türlü ihtimali zor yollar, engelli yollar gibi bir ray gibi düşünelim. Her parkurda farklı problemlerle karşılaşabiliriz, farklı engellerle karşılaşabiliriz. Yeter ki kendi içimize, kendi özümüze dönüp sağlıklı bir anlayış, sağlıklı bir bakış açısına sahip olmalıyız. Sabra sahip olmalıyız ve kazanımlarımızın farkındalığını sık sık hissedebilmeliyiz. Sabır bizim kültürümüzde yanlış anlaşılan kavramlardan biridir. Sabır pasif bir bekleyiş değil, aktif bir dirençtir. Evet, biz sabır deyince başımızı eğip beklemek. Hayır, sabır aktif bir dirençtir. Problemlerimizi çözebilmek için aktif bir eylemdir. Öte taraftan kazanımlarımızın farkında olmak. Herkes kendi payının ötekilere göre az olduğunu düşünür. En şanslı, en başarılı olan ötekidir. Biz ise şanssız, bahtsız ve başarısızızdır. Bugün sosyal medyada olsun, kitapçılarda olsun, programlarda olsun, hayatın her anında olursa olsun, hep insanı tanımakla ilgili, insanı tanıtmakla ilgili kitapların olduğunu görürsünüz. Problemleri çözmek için, problemleri ortadan kaldırmak için terapistlerin konuşmalarını görürsünüz. Şüphesiz bunların hepsi değerlidir. Küçümsediğim anlamı ortaya çıkmasın. Fakat şunu bilmeliyiz. Değişimin de, gelişimin de, kendimizi tanımanın ve geliştirmenin de anahtarı da biziz. Her şey bizde saklı. Nasıl kendimizi geliştirmek? Bilmek ve farkında olmak değişime giden yolun başlangıcıdır. Bilmek değişmektir. Lütfen bunun üzerinde düşünelim. Bilmek değişmektir. Evet,
Toplum hayatı çok farklı düzeylerden algılar. Bugün ne yesek, ne içsek, ne giysek derdinde olan insanlar hepimiziz. Ama öte taraftan yediklerimiz bize usanç veriyor, gördüklerimiz bize yorgunluk veriyor, duyduklarımız. Peki ne olacak? İnsanoğlu sürekli bir doyumsuzluk içerisinde, can sıkıntısı içerisinde, zorluklar içerisinde hayatını sonlandıran, intihar eden insanlar gördüğümüz gibi en müreffeh bir hayat tarzına dışarıdan sahip olduğunu gördüğümüz insanların da hayatlarını sonlandırmaya çalıştığını görürüz. Bazen sahip olduğumuz imkanların can sıkıntısını yaşarken bizim can sıkıntısı olarak görmüş olduğumuz imkanlar başka insanların hayalleridir. Evet, bizim can sıkıntımız olabilir ama başka insanların hayalleridir. Sürekli istiyoruz, istiyoruz, istiyoruz ama sonuç itibariyle istediklerimiz, değil mi, gerçekleşmiyor veya bazen gerçekleşiyor. Bir şeyi çok istediğimiz zaman gerçekleşmiyor ama ne zaman ki istemek noktasındaki düşüncelerimizi gözden geçirdiğimiz zaman hayatımızın bir düzene girdiğini görüyoruz. Öyle değil mi? Fizik çeşitli kurallar barındırır. Yer çekimi kuvveti, suyun kaldırma kuvveti, ısınan kaplar genleşir. Bir anlamda maneviyat veya metafiziğin de kuralları vardır. Biz düşüncelerimize dikkat etmezsek, düşüncelerimizi yönetmeyi başarmazsak, düşüncelerimiz bir müddet sonra eylemlerimize dönüşür. Farklı fiiller, farklı davranışlar ortaya çıkar. Güzel düşündüğümüz zaman güzellikler ortaya çıkacaktır. Düşünce, düşlerimiz eğer en güzel şekilde düşerse, düşlerimiz düşüp düşünce olunca, düş dünyaya yansıyınca bizler de ne yapacağız? Kendimizi tanıyacağız. Evet, hayatın anlamını ve sırrını size söyleyeceğini duyduğunuz zaman birisinin kursuna yazılıp 60 saat, 80 saat, 90 saat dinleseniz o kursun sonunda hayatın sırrını öğrenemeyeceğiz. Üzüntülerimizden kurtulmak, dertlerimizden kurtulmak, problemlerimizi çözmek, özgüven, beden dili, aklınıza ne gelirse gelsin. Bize bizliği kazandırmak için bize dışarıdan yapılacak olan bütün yardımların büyük bir çoğunluğu çok farklı ve yanlış uygulamalardır. Halbuki insanı tanımak için kursa gitmeye, insanı tanımak için eğitim almaya hiç gerek yok. Gözlerimizi kaparız ve iç dünyamızı keşfe ve seyre çıkarız. Aşkı da, nefreti de, savaşı da, barışı da iç dünyamızda görmez miyiz? Kendimizi tanıdıktan sonra zaten bütün evreni ve bütün kainatı tanıyabiliriz. Savaşın ve barışın, acıların, kederlerin, hüzünlerin hepsi kendi içimizde. Bu yüzden hem felsefe ve hem de dini literatürlerde sık sık insanın da küçük bir evren olduğunu duymaz mıyız, okumaz mıyız? Evet, sonuçta kalabalık bir meydanda yürürken bazen bu bize huzur verir, yalnız olmadığımız. Üzüntülü ve sıkıntılı anlarımızda kalabalıklara karıştığımız zaman belki de üzüntülerimizin ve streslerimizin bir değeri olmadığını fark ederiz. Ama bazen de yalnızlığın hayatta en hakiki öğretmenimiz olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Kendimizi dinlemeyi o kadar çok ihmal ediyoruz ki bunu bir slogandan uzaklaştırıp içselleştirmemiz gerekiyor. İşte bu açıdan dinlerin öğretilerine baktığımız zaman, felsefelerin öğretilerine baktıklarımız zaman, bunların metotları farklı da olsa gayeleri bir anlamda hep diyoruz ya, ruhun bakımı. Evet, kendimize dönüşü hızlandırmaya çalışır. Kilisede ibadet eden, havrada ibadet eden, camide ibadet eden, Budist tapınaklarında ibadet eden insanlar
ya da bir dine inanmayıp bir resim tuvalinde belki de o resim fırçalarıyla kendisine hayatın anlamını ve değerlerini seslendiren. Evet, aslında kendimizi bulma yolculuğu bu. Kendimizi tanıma yolculuğu bu. Eğer biz kendimizi bulma yolculuğunda kendi özümüzle konuşmayı başarabilmişsek, kendi özümüze inmeyi başarabilmişsek, orada herkesin kendine özgü, kendine değerli bir hediyesiyle karşılaşacaktır. Bunun özel bir eğitimi yoktur. Yeter ki biz dış dünyanın çeldiricilerinden, gürültülerinden uzaklaşmayı başarabilelim. Çok kalabalık bir ortamda bir arının vızıltısını, bir sineğin kanadını duyabilir miyiz? Hayır. İçimizde, özümüzde bir öz var. Beslenmesi gereken, büyütülmesi gereken, korunması gereken bir öz var. Bir annenin bebeği ağladığı zaman anne o bebeği emzirip doyurmak ister. Hangi anne bebeğinin ağlayışlarına duyarsız kalabilir ki? İşte sen ve ben ve biz ve hepimiz içimizde ağlayan bir özümüz var. Kimlik, bilgi, değer, varlık kaygısı çeken, nereden geldiğimizi, nereye gitmekte olduğumuzu bulmaya, bilmeye, anlamaya çalışan bir özümüz var. Herkes bizim bu açlığımızı, susuzluğumuzu gidereceğine dair bize güvenceler veriyor. Ama bütün o güvenceler başlangıçta iyi niyetli olsa da sonuçta bizi farklı ritüellere, farklı tutumlara, farklı yaşayışlara empoze etmek için bütün çözüm vaatlerinin arkasında maalesef yine kendilerine, kendi oluşumlarına karşı bir güç değiştirme çabası var. O halde biz yine de kim olursa olsun, hangi düşünce ve fikir olursa olsun, herkesin kendi bireysel yolculuğuna saygı duymakla birlikte, saygı göstermekle birlikte kendi içimizdeki, kendi özümüzdeki zenginliğin farkına varmamız lazım. Petrol çıkarılacağı zaman sondaj bulunduğu yerden aşağılara doğru iner ve çok derinlerde keşfe çıkar. Kendi içimiz ve kendi özümüz, fıtratımız, doğamız, fabrika ayarlarımız. İşte böyle bir yolculukta, kendimizi tanıma ve bilme yolculuğunda ne kadar çok iç dünyamıza inersek, ne kadar çok iç dünyamızı bulmaya çalışırsak, bize sağduyunun sesi açacaktır kendisini. Bütünleştirici olun diyecektir. Nerede insanları bölen, parçalayan, ötekileştiren, kınayan, eleştiren bir ses duyduğumuz zaman, bu bizim özümüzün, doğamızın, tabiatın, varlığın, birliğin sesiyle uyumsuzdur. O sesi seslendirenlere karşı sadece şunu söyleyebiliriz. Umarım zaman senin de içindeki o örttüğün, gizlediğin, toprağa gömmüş olduğun hakikatlerin ortaya çıkması için sana bir imkan verecek. Zaten hayat bir dönüşüm. Hepimiz yaşamadığımız duyguları tüketmekle meşgulüz. Yeter ki biz bu yolculukta kendi bireysel keşfimize çıktığımız zaman, kendimizi tanıdığımız gibi, kendimizi tanıma yolculuğunda olduğumuz gibi, hani fiziğin kurallarından bahsetmiştik. Maneviyatın, yani metafiziğin de kuralları vardır. İnsanları kınadıkça, eleştirdikçe, küçük gördükçe, küçümsedikçe biz bu yolculukta geride kalıyoruz. Evet, kendimizi haklı, kendimizi doğru, biricik, kutsanmış, değerli, anlamlı, kurtulmuş görüp ötekini kaybetmiş, zavallı görmek. Ne kadar yanlış bir bilinç. O halde sürekli ilerleme, sürekli arınma yolculuğunda olmak lazım. Bu arınma ve ilerleme ve kendimizi tanıma yolculuğunun özel kuralları, özel şifreleri, özel eğitimleri yoktur. Günün hangi saatinde olursak olalım, günün hangi zaman diliminde olursak olalım,
düşünce gibi büyük bir nimetle içeceğiz. Bize düşen bu içimizdeki zenginliğin farkında olmak ve onu keşfe çıkmak. Bu içsel yolculuğumuzda elimizden geldiğince kendimiz dışındaki hiçbir canlıya bakışımızla, konuşuşumuzla, davranışımızla en ufak bir stres oluşturmamaya çalışmalıyız. Bu bir çiçek olur, onu sularken incitmemek. Bu bir insan olur, ona yardım ederken ya da bizden yardım beklerken onu incitmemek, başa kalkmamak. Ne kadar çok, değil mi, insanlara aslında başa kalkıyoruz. İyiliklerimizi, dostluklarımızı, davranışlarımızı. Çok derin bir denge bu yolculuk. Hepimizin hayatında çeşitli yolculuklar var, karşılaştığımız insanlar var, karşılaştığımız sorunlar var. Ama hayatımız hep sanki gibi yaşıyoruz. Hani derler ya, psikologlarımız, psikiyatrlarımız, mış gibi yapmak. Biz insanları sevmiyoruz ama seviyormuş gibi davranıyoruz. Acımıyoruz ama acıyor gibi davranıyoruz. Merhamet, dostluk, sadakat, yardımlaşma. Dünyanın en zengin insanı siz olsanız da sadece siz bilseniz yetmez mi? Dünyanın en güçlü insanı siz olsanız da sadece siz bilseniz olmaz mı? Evet, biz maalesef insanların bildiği yeteneklerimizi fark ettiği oranda bu dünyada mutlu olmaya çalışıyoruz. Tanınmak, bilinmek, değer kazanmak, bütün insanlığın ortak çabası. Çünkü insan iç dünyasında kendisini bir yere oturtamadığı zaman dış dünyadan kendisini değer bulmaya çalışır, iltifatlar kazanmaya çalışır. Halbuki bu dünyada sevinç de, üzüntü de, ikisi de asla bizim iltifat etmememiz gereken kısa süreli duygular. Sonuç itibariyle evet, kendimizi tanımak, kendimizi bulmak istiyoruz. Bunun için dedik ki kimsenin bizi sömürmesine, bizim hakikat, varlık, bilgi, değer, anlam arayışındaki yolculuğumuzdaki süreçlerde bize cevaplar veren birini gördüğümüz zaman mümkün mertebe uzak durmamız lazım. Bize cevaplar veren biri değil, bize doğru sorular sormayı öğreten biri ile tanışmamız lazım. O biziz, kendimiziz. Bize dışarıdan konserve cevaplar verildiği zaman biz onları ne kadar taşıyabiliriz? Ama biz doğru soruları sormayı öğrenebilirsek kendi içimizde, kendi doğamızda böyle bir imkanımız var. Kendi doğru sorularımızı ürettiğimiz gibi ardından kendi cevaplarımızı elde ederiz. Bugün insanlara yanıtlar veren, cevaplar veren yaklaşımlar, tutumlarla karşılaşıyoruz. Eczaneden hazır ilaçlar gibi insanlara al şunu değil. İnsanların soruları o kadar temel ve asli sorulardır ki insanın o varlık krizi, hayatı, varlığı, bilgiyi, değeri, anlama sorunu o kadar derin bir krizdir ki bir çırpıda verilecek cevaplar değildir bunlar. O halde biz kimseye değil, kendimize güvenelim. Kendi içimizdeki, fıtratımızdaki, doğamızdaki sesi duymaya çalışalım. Orada beslemeye çalışalım. Biz onu besledikçe o bizi sağlıklı bir şekilde geliştirecektir. Anlamaya, aramaya, bulmaya ve bulduklarımızı mütevazi bir şekilde özümsemeye çalışalım. Teşekkür ederim.